Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hristiyanlık ve yılbaşı çılgınlığı. Her milletin takvimi var mıdır? Her milletin takvimi var. Hristiyanların var, Müslümanların var, Yahudilerin var, Hinduların var, takvimi var. Yalnız Hristiyanlar yılbaşında Allah'a azıyorlar. Yine bir çılgın yapıyorlar Hristiyanlar. Bu tabi nereden kaynaklanıyor? Yani dinden mi kaynaklanıyor? Sonra uydurma mı bu? İsa Aleyhisselam onların peygamberiydi. Hazreti Meryem annemiz, validemiz genç kız bakireyken babasız onu doğurdu muhtemelenler. Bu bir tabi mucize Mevlamız'dan böyle. Her peygamberin bir özelliği vardır her peygamberin. Mesela Musa Aleyhisselam sandal kondu, Nineve'ye bırakıldı gece. Tabi öldü mü? Ölmedi, bu olmadı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da özelliği babasız doğması. Olur mu böyle bir şey? Olur ya. Adem babamızın var mı babası? Yok mu? O Mevla dileyince haşa bir şeye bağlı olsa Rabbimiz o zaman yönetemez bu evreni. İsa Aleyhisselam Hazretleri'ni, Hazreti Meryem annesi yani, babası doğurdu. Fakat tabi bu doğurma işi onun için çok güç oldu muhtemelen böyle. Yani ne diyecek halka, ne diyeceksin böyle? İş orada yanıyorsun böyle. Doğum sanısı olunca kürsüden ayrıldı. Betüllahm denen bir kasabaya gitti. Betüllahm denen. 10 kilometre Kudüs'e. Oraya gitti. Mevsim kıştı. Kıştı mı? Hava soğuktu. Oraya gitti. Şöyle bakındı. O zaman oraları kasaba falan diyor o zamanlar. Boş arazi. Bir de kurum ağacı gördü orada. O ağaçta kurumuş ama. Artık yapma bir şey kalmamış. Böyle. O ağaca bir nevi güvenme, yaslanma, sarılma o ağaca. Oraya gitti. Hatta ağaca yaslandı, sarıldı. Orada yavrusunu doğurdu. İlk ve son yavrusu doğurdu orada. Rabbim buyurdu, ya Meryem, ağacı silke kenarına doğru. Silkeleyince hem ağaç yeşerdi, yaprak verdi, taze hurma verdi. Önüne düştü bunlar. Onları yedi. Yine Rabbim önüne bir su arkı verdi. Küçük bir arkı, küçük derecek önden geçti. Ondan içti, yıkandı. Aldı yavrusunu kucağına. Ama ne diyecek insanlara şimdi? Nereden bu? Kim inanır? Ha? İlham etti ona. Onların inancında, oruçlarında o dönemde susma orucu vardı. Susma orucu vardı o zaman, o dönemde böyle. Yani meşhur yani. Peygamberler tam verilmeli. Susma orucu. Yani hiç konuşmayacak oruçluyken. Ben ilham ettim kendisine. Sana bunu sordukları zaman sen işaret çocuğuna o cevap versin. Kucağında. Tabi yaklaştı kudüsü. Gördüler. Meryem ne bu bu şekilde bu? Tabi hemen bir kötü bir göze bakma. Sert davranışlar. İşaretti. Ben yapıyorum. Fe işaret ileyh. Parmağında. Ona sorun. Yani oruçluyum. İşaretti. Ona sorun. Böyle. Nasıl konuşuruz yeni doğan bir çocukla? Hemen İsa Aleyhisselam bir mucize olarak konuştu.
Kale inni Abdullah diye başladı böyle. Ben Allah'ın kuluyum diye başladı. İlk sözü bu oldu. İnni Abdullah. Allah'ın kuluyum. Hikmeti var tabi bunun. Neden bu kullandı? Çünkü ona haşa Allah diyecekler. Allah ol diyecekler. Onun için ben Allah'ın kuluyum diye başladı oradan. Ama böyle bir mucize. Yani yeni doğan bir çocuk. Yani saatlik daha mesela. Daha günüdür çocuğun ömrü. Çünkü böyle açıkça net konuştuğu halde yanında Yahudiler. Ve öldürmeye kalktılar. Annesiyle yavrusunu. Hasbihane validemiz genç, daha çok genç, 13-14 yaşlarında bakire iken doğurdu bunu. Aldı yavrusunu, Mısır'a kaçtı. Yani bugün düşünüyorum da onun çektiği çile zahmet böyle. Yani çok genç bir anne olduğu anda parası yok, pul yok, yanında kimsesi yok. Aldı yavrusunu, can korkusuyla ölecek de kendisine böyle. Neyi öldürüyorlar? Sanki gayrimeşru doğum yaptı diye. Şunu da böyle zina diye öldürecekler. Can korkusuyla Mısır'a kaçtı. Neye Mısır'a kaçtı? Yağların bulunmadığı yer o zaman o dönemde orası böyle. Oraya Mısır'a kaçtı oraya. 12 sene orada kaldı. 12 yıl. Orada kaldı. Unutulsun bu olay diye. Sonra Kudüs'e geldi. Nasır denen bir kasabaya yerleşti oraya. Ama unutmamış olay Yahud tarafından. Devamlı gizli yaşadılar böyle. Onunla beraber. Bir oraya bir oraya hep gizli yaşadılar. 30 yaşına gelince İsa Aleyhisselam onu Rabbim peygamberlik görevini verdi. İsa Aleyhisselam'a. İsa Aleyhisselam'ın ruhsal yönü daha kuvvetli, ruhsal yönü daha kuvvetliydi, ruhsal yönü. Peygamber oldu ama açıkça dini anlatamıyor kimseye, açıkça. Ölüm tehdidi altında, çok gizli. Evlerde, geceleri, orada, burada, bu şekilde çalışa. 12'ler deniyor, 12'ler. Kur'an'da Mevlam bunlara havariler buyuruyor. Yani sahabe, ilk sahabeleri 12'ler bunlar. Bunlar devamlı yanı başında bunlar. Bunun dışında az insan iman eder İsa Aleyhisselam'a. Ancak 3 yıl peygamber yaptı. 3 yıl. 3 yıl böyle. O da gayet gizli o şekilde yaptı. Sonunda 12'lerden biri adı Yahuda ihanet etti. Gitti şikayet etti askerlere. Eve baskın yaptılar. Öldürmek üzere İsa Aleyhisselam'ı. İşte burada Hristiyanların buradaki şey yanlışı buradan kaynaklanıyor. Hristiyanlara göre Yahuda onu ihbar etti. 30 gümüş para karşılığında İncil'de öyle yazıyor Yahuda Hristiyan İncil'lerinde günümüzde. Onlara göre yine askerler yakaladılar İsa Aleyhisselam'ı, onlara göre çarmıha geldiler. Çarmık. Çarmık düz, dikey bir, kalın bir odun, yuvarlak. Üzerinde böyle yatay bir şey var böyle. Yani haç şekli buradan geliyor. O zaman Roma Devleti'nin buydu usulü. Yani kim Roma Devleti'ne karşı çıkarsa hemen öldürülmez de başa kesilirdi. O çarmıha gerilirdi. İki eli iki yana bağlanırdı tarafına. Yine boşlukta. Ölünceye kadar orada kalırdı. Çıplak orada kalırdı. İbahçı kuşlar gelirdi tabii. Baş etini koparırdı, yanını koparırlardı. Kımıldayamıyor kendisi. Beden ağırlık yapıyor. Ve yaparlardı. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de sebillah. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ مَلَا بُرِيَ Nisa 157'de. وَمَا قَتَلُوهُ Onu öldürmediler Yahudiler. وَمَا صَلَبُوهُ Onu asmalılar, çağırmaya gelmediler. وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ Onlara bu
şübbe teşbezetildi. Nasıl oldu muhteremler? Yahuda, o Yahuda denen 12'den biri, İsa Aleyhisselam'ın böyle has, özel ümmetiyken, yani gerçekten yüksek bir makamdayken, seher vaktinde kalbini bozdu. Alacağı ödül, para için gitti şikayet etti. Askere geldiler. Odaya girince Rabbim o Yahuda'yı İsa Aleyhisselam şekline dönüştürdü. İsa Aleyhisselam göğe kaldırdı. Oradan diri kaldırdı. O Yahuda'yı Rabbim İsa'nın şekline dönüştürdü. İşte batıllar tabi İsa Aleyhisselam başka bir kişi görünmüyor. Yahuda'yı İsa'ya tuttur onu muhtemelen böyle. Bağladılar. İşte ben İsa dilerim diye bağırdı, çağırdı ama dinlemedi tabi böyle. Bunu ne yaptılar? Götürdüler ertesi günü bunu. Bunu çağırma geldiler böylece. Günümüzde İncil'de mesela bu konu çok çarpıtılıyor böylece. Yani bir kararsızlık. Kararsızlık. İşte tarlaya düştü, öldü, şu oldu, bu oldu bu şekilde böyle. Bir takım şeyler böyle saplıyordu böyle. İsa Aleyhisselam Hazretleri ancak 3 yıl peygamberlik yaptı. Ona Rabbim kitap verdi, İncil. İsa Aleyhisselam büyük peygamberlerden. Ul Azim deniyor bunlara, Ul Azim. 4 makam vardı peygamberlerde. Birincisi Nebiler makamı, Nebi. Çoğul Enbiya gelir, Nebiler makamı. Nebi olan peygamberlere kitap verilmez. Onda yeni bir şeriat verilmez. Önceki peygamberin şeriatına bağlıdır onda Nebiler. İkincisi Resul olan peygamberler, Resul. Çoğul Resul gelir, tekil Resul'dür. Bunlara yeni şeriat verilir, kitap da verilebilir bazısına. Üçüncüsü ul-azim peygamberler, ul-azim peygamberler. Bunlar az bunların sayıları, en yüksek bunlar böyle. İşte bunların üzerinde bir makam daha var. Hatem-ül Enbiya. Peygamberin mühürü, sonu hatemi. O da peygamberin makamı, tek makam böyle böyle. İsa Aleyhisselam ul-azim peygamberlerden. İsa Aleyhisselam, Mevlam onu diri olarak göğe kaldırdı. İkinci gök semadır böyle. Orada tabi o alemde Mevlam onu cennetten yedir içtirir. Ancak cennet gıdalarında ne var? Fazlalık yok. Yani böyle bir idrar çıkma, tuvalete gitme, böyle bir salgı, tükrük yok bunlar böyle. Cennet gıdalarında latif olduğu için onlarla besleniyor orada. Havayı solumada, tabi hava yok orada yaşıyor. Bir de cennet tamamına beslenen kişi yaşlanmaz. Hep aynı yaşta kalır böyle. Aynı yaşta kalır. Hiç hastalanmaz. Yaşlanmak yok, hastalanmak yok, sancı yok, sızı yok, gözünde, dişinde eksiklik yok. Her şey tamam. Yani cennet hayatının bir türü orada böyle. Onun yaşı orada. İşte kıyamete yakın inecek yeryüzüne muhtemelen böyle. O konuda girmemiş inşallah. Şimdi İsa Aleyhisselam Hazretleri ancak 3 yıl peygamberlik yaptığı için ona İncil diye ilahi kitap verildi. Yalnız önceki kitapların bir özelliği şuydu. Peygamberlere bir defa da verilir, toptan verilir peygamberlere. Suhuflar olsun, Tevrat, Zebur, İncil, bunlar peygamberlere birden verilirdi. O kitaplar ancak peygamberler ezberlerdi. Bir de peygamber ezberlerdi. Bir de peygamber çok yakın olan bazıları çok nadir ezberledi bunları böyle. İsa Aleyhisselam da İncil'i tabi kendi ezberledi ama yazıya dönüştürülemedi o anda, o zamanda. Yazılamadı. O havariler, 12'ler, onlara İncil'den okurdu İsa Aleyhisselam. Tek tük böyle ayetleri bilirlerdi. Fakat daha ziyade İsa Aleyhisselam'dan
Onun sohbetinden faydalandılar havariler. Onun hayatından bile faydalandılar. İsa Aleyhisselam bunlara vasiyet etti. Göğe kaldırmadan önce. Ben nasıl söyledi? Dağılırım buradan. Mısır'a, Suriye'ye, Anadolu'ya, Avrupa'ya gidin dedi böyle. Bu dini yayın dedi bunlara. Durmayan burada dedi. Ondan sonra havariler dağıldılar. Göğe kaldırılışından sonra. Hristiyanlara göre İsa Aleyhisselam maaşa çarmıkta öldü. Orada öldü onlara göre. Mezara göre gömüldü. Ki bir Yusuf denen biri, arimet alıp gelen onlara göre İsa mezara gömüldü. Üç gün sonra kadınlar geldiler. Biri adı Meryem. Sanırım bulamadılar. Şu bu de bu şekilde böylece. Nasıl olsa eşyalı muhtemelen sohbetten sonra dağılacak kitap burada. Kur'an ve İncil diye. Onda bu konu daha iyi okursun inşallah. Bu havariler dağıldılar şu muhtemelenler. Onların her biri ama Allah dostu. Havariler muhtemelen. Her biri ama böyle. Peygamberin sohbeti yetişenler. Yetişenler. Her biri Allah dostu. Mümin kardeşlerimiz her biri de böyle onlar. Ancak ellerinde İncil yok yazılısı. Ezberi tamam bilmiyorlar. 12'si de ayrı yere ayrılırlar. Bir araya gelseler belki bir şey de olabilirdi böyle. Ama 12'si 12'ye muntakaya gittiler. Birinin bildiği öbürü bilmiyor. Az bir şey biliyorlar. Ne yaptı bunlar? Yani o zaman gittikleri yerler Roma devletine ait. Onun hakimiyetinde Roma'nın. Yani Suriye, Kudüs, Anadolu, Avrupa'nın Romalıların egemenliği altında o zamanlar Roma devletinin. Roma'da putperest bir devlet böyle. Biraz Eflatun'un teşhis inancı var onlarda. Esnek kalmışlar. Yani putçu bir devlet. Şimdi Allah'ın hikmeti İsa Aleyhisselam çok çektiği gibi bunlar çektiler Roma devletinden. Korkunç baskı bunda, işkence bunlara böyle. Hatta bunu inananlara ne yaptılar bunlara muhteremler? Bunlara kapılar bir yere aslanlar parçalarını, aslanlar diri diri buradan böyle böyle. İşki yaptılar bunlara böyle. Bu havari ne yaptılar havariler? Çok gizli. Geceleri karanlık mahzenlerde, depolarda, orada, burada 3-5 kişiye atmaya çalıştılar. Bunlardan dinleyenler, faydalananlar o dönemde okuma yazma çok az. Çok az ama böyle. Biraz yazılmazı bilenler ne yaptılar? Ondan duyduklarını tabii sonradan duyduklarını ne yaptılar? Yazıya geçirmeye çalıştılar duyduklarını. Ama duyduklarının arasında İncil'den tek tek kelimeler var. İsa Aleyhisselam'ın sözleri var. Hayatından sihiri var. Yaşantısı var. Haber açıklamaları var. Bunlar hepsi bunlar İncil zanaatler bunlar. Ne yazdılar bunları? O zaman kağıt yok. Deri. Kurumuş yelen derisi. Beyaz. Bunları yazdılar. Neyle yazdılar? Kamış kalemle. Yani bitki yukamış çıkar. Ucunu yoktular bıçaklarla böyle. İnce ucunu. Batırırlar boyalı bir suya, renkli suya yazdılar. Şimdi tabii kamış suya batırıp çıkarılınca o deriye dokununca dağılır. Dağılma oluyor böyle. Yani harflere karıştı. Karmaşık bir şey oluyor böyle. Bunlar. Sonra birbirinden göre göre bunlara böyle kopyalama birbirlerinden böyle. Kopyalama. Ama harfler hepsi karma karışık. Her biri başka türlü anlamış, başka sohbette bulunmuş, herkes ne duymuş aklında kalmışsa, biraz da kendi ilave ederek, oluyor ya masallar, insan bir kendi ilave eder bir şey, ilave ederek, karmaşık bir şey meydana geldi. Sonradan gelenler, bunlardan böyle bunları kopyalar çalışırken, tabii her kopyalayan da bunlar, o da yanlış bir şey kopyadı bunları. Çünkü okuma oranı hiç yok aşağı yukarı, sıfıra yakın böyle, bilgi yok o zamanlar. Yazılar düzgün yazılamıyor. Deri üzerine yazılıyor.
yayılıyor boyalarda. Bu şekilde yüzlerce İncil diye kitap çıktı ortaya. Yüzlerce daha fazla. Herkes biraz okuma yazma bilen bunda elde etti. Bunu yazdı böyle derilere böyle. Kitap mı diyorum böyle? Yani der toplama derilere bunu yazdı bunlara böylece. Onlara belledi. Herkes ne yaptı? İncil bu dedi böyle. Ve bunlara sahip olanlar da ne dendi? Papaz dendi bunlara. Papaz, dünya adamı oldu onlara. Baskı tabi devam ediyor. Sonra Konstantin. Başında B nokta var. Ben onu söylemiyorum muhteremler. Anlam orasını. Roma'nın tek adamı, güçlü adamı böyle. Aslı aslı kestik kestik böyle. İki duvar arasında kanun. Öyle bir adam. İstanbul'u o imar etti muhterem. İstanbul bir köy mü o zamanlar böyle. İletepe üzerine İstanbul'u bina etti. Etrafı surlar çevirdi. Ayasofya'yı kilise o yaptırıyor böyle. İlk olarak yaptıran. Konstantin 313'te miladi Hristiyanlığı kabul etti bu. 313'te. İsa Aleyhisselam'dan 292 sene sonra Hristiyanlığı kabul etti bu. Kabul etti ama baktı ki Hristiyanlığın ne olduğu belli değil böyle. Kanıma karşı bir şey böyle. Kime konuşsa herkesin görüşü başka, fikri başka, hepsi İncil iddia ediyorlar. Birbirine çelişkili. Tam zıt birbirine. Tam zıt. Yani göreceksin inşallah Kur'an İncil'de muhteremler. İncil'in altında yaptım arada. Birbirine zıt böyle. Karmaş gibi bir şey. Ne yaptı bu sefer Konstantin? Tabii güçlü adam 325 yılında. Yani 12 yıl sonra, işkirden sonra İznik, onların kutsayırı İznik. İznik, kutsayırı Hristiyanların. Orada toplu bir konsül diyorlar böyle. Yani papazı topluyor böyle. 300 küsür papaz. Papazlar ama bir üstattan ders okumamışlar. Yani böyle. Ne resmi ne gayri resmi böyle. Böyle bir okul yok, medrese yok, üstad yok böyle şey. Kendi kendilerine biraz yazılması bilen kişi eline birkaç tane Ceylan dersi geçirmiş yazılı kendine papaz olmuş bunlar bir şekilde. Hepsi yetkisiz yani bunlar. Topluluyor bunlar İznik'te. Konstantin emir verdi. İşlerinden birini hak için seçilmiş. İşte bir seçimdi. Ya ama hak İncil diye bir örnek yok. Ona benzetilsin, ona yakın olsun. Böyle bir örnek yok böyle. İşlerine peygamber yok ki ona vahiy gelsin. Yani adları babaz. Kendine babaz olmuştu. Böyle bir yetkileri yok, bilgileri yok. Ama Konstantin bunları kapadı, bir emir verdi bunlara. İşlerine hak İncil'i bunu seçin bakalım böyle. Hangisi bunun doğru? İncil bir tane olacak tabii. Toplamda bunlar tabii. Uzun müzakereler. Herkes ne diyor? Benimki doğru diyor herkes tabii. Yani benimki doğru diyor böyle. Karmaşa oldu. Bir defa Konstantin'in de baskısıyla dört tanesi seçildi. Yani tek İncil, anlaşamadılar tek İncil'de. Ancak dört tane üzerinde Konstantin onları destekledi için yine onun baskısından, korkusundan ne yaptılar? Dört İncil. Markus, Matta, Yuhanna, Luta. Luka denen kişilerin yazdığı, yazarların yazdığı böyle. Bunların dört tanesi İncil'e kabul edildi böyle. Yani tek İncil yok muhtemelen böyle. Ne diyor? Matta'ya göre İncil. Luka'ya göre İncil. Yuhanna'ya göre İncil. Markus'a göre İncil. Allah'ın İncil'i var mı? Yok muhtemelen. Ne var bu İncil'lerde? Genelde İsa Aleyhisselam'la ilgili duydukları ağızdan ağza böyle gelen efsanevi şekiller böyle. Hayatından ilgili bunlar böyle. Geçen de Fatiha konusunda geçti burada muhteremler. Yani namazda, kıraat konusunda. Amin demek
Fatiha'dan sonra sünnet olduğu halde Kur'an-ı Kerim'de amin yazmıyor demiştim böyle. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَوْظَالِينَ bitiyor orada. Amin yok Kur'an'da. Neden? Amin peygamberimizin sözü bakın derler. Allah sözü dedi böyle. Halbuki bugünkü İncil'lerde, güncel İncil'lerde, yani sahte İncil'lerde İsa Aleyhisselam sözü bile az. Yok görüp tanıklar, tanıkların sözleri, şunların sözleri, bunların sözleri, şöyle bunlar böylece hayal efsane. Mevlam buyuruyor muhteremler, فَمَا ذَا حَقِّ بَعْدَ اِلَّا الظَّلَارِ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الظَّلَارِ Yunus 32'de. Mevlam buyuruyor, haktan sonra ne var? Ancak dalar sapıklık böyle. Hak olmayınca. Sonra ne oldu muhteremler? Dört İncil ittifaka değil ama çoğunlukla kabul edildi. Karşılıklar bazıları böyle. Bilhassa Barnabas'ın yazdığı İncil varmış. O daha aslında doğruymuş böyle. Fakat Konstantin olsun, o papazlar olsun, Roma kültürü ilişkileşir. Roma kültürü ilişkileşir. Bilhassa Konstantin böyle. Roma kültürü ilişmiş. Yani teşhis, Eflatun'un görüşüyle ilişmiş kendisi. Ne yaptı? O kültürü aşamadı. Roma kültürünü aşamadı. Onu da böyle ilave ederek Barnabas'ı kabul etmediler. Bu da onu kabul ettiler böylece. Papa'nın çubuğu karşılıklar bunlara. Bunun üzerine apuruz edilme tehdit oldu onlara. Lanetleme. Yani dışlama tamamen bir şeyden. Bunun üzerine sustular. Yalnız diri direndi. Adı Arius papazında. Adı Arius, o direndi. Bunlar değil, dördü yanlış bunların, sahte bunlar değil, şahat diyen de bunları. Apoz edildi, yani lanetlerine onlara göre öldürülme korkusu olunca kaçtı, Mısır'a kaçtı muhtemelen. O da yakalandı, orada idametli gene kendisi. Yani bu dört İncil de böyle Konstantin'in baskısıyla böyle idam tehdidi altında bu şekilde kabul edildi dört İncil. Sonra ileride tekrar bu kargaşa çıktı. Yine toplandı papazlar kurulu. Orada burada birkaç toplandılar. Hatta en son Kadıköy'de toplandılar muhteremler. Devamlı değişim oldu dört İncil'lerde. İncil'de böyle. Değişiklik yaptılar böyle. Eksi artı. Bunu çıkardılar, bu ilametler, şunlar, bunlar eken böylece. Allah kelamının diye bir şey kalmadı. Papazların oyuncu oldu muhteremler böyle. Yani bunun tarihsel belge yine bunlar. Tarihsel belge bunlar böyle, elbisede. Konstantin bu işi başarınca ne yaptı şimdi? Dedi ki, Noel'i de yılbaşı yapalım. Noel doğum anlamına geliyor Latince'de. Noel, yani İsa Aleyhisselam'ın doğumu gecesine de yılbaşı yapalım dedi böyle. Bu kullanılan takvim, zaten Roma takvimleridir muhtemelen. Mesela Ağustos, Roma İmparatorluğu adıdır böyle, birisi adı böyle bunlar böyle. Bunlar, Konstantin ne derse, hemen baş üstüne, tek adam, otorite, tam tüftar adam kendisi. Bu emriyle bu defa Roma takviminde İsa Aleyhisselam'ın doğum gecesini Noel gecesi, yılbaşı olarak kabul edildiler böyle. Sonra Noel yortusu diye çıkardı muhtemelen. Noel yortusu. Yortu bari anlamına geliyor böyle. Yani Noel yortusu. Bu ne yaptı? Aralık ayının son haftasında yani şu onların Noel yortusu şu anda Hristiyanların bir bayram çıkardı muhtemelen böyle. Fakat tabii hak dini bir şey kalmadı muhtemelenler. Hak olmayınca ne olur? Batıl. Batıl ne oldu? Batıldan mutlaka nefis karışır muhteremler. Yani bir din hak olma özelliğini yitirdiği kadar oraya batıl girer böyle. Eğlence girer böyle. Mesela bir bardak su silme doluyken bile full doluyken bunda işte hava olmaz. Ne
Ne kadar bundan su çıkarırsa ve şişeden çıkarırsa o kadar havaya giriyor muhtemelen böyle. Yani hak batıl yok böyle. Hristiyanlıkta oyun eğlenceye dönüştü muhteremler. Hatta Velham buyuruyor Peygamberimize En'am 70'te وَذَرِلَّذِينَ تَحَدِّينَهِمْ لَهُمْ وَلَهْبًا وَذَرِلَّذِينَ تَحَدِّينَهُمْ وَذَرِ Terk et Allah'ım Peygamberimize. Habibim sen terk ele kimleri? Dinlerini لَهُمْ وَلَهْبًا dinlerini oyun eğlence yapanları sen bana bırak. Bırak onları böyle. Ne oldu muhteremler? Müzik, çalgı oldu böyle. Yani kilise ayinleri günümüzde ne oluyor? Yani papazlar, rahipler, papalar ne yapıyorlar? Ayin yönetiyorlar. Eline bir sopa. Orkestra şefi gibi muhterem böyle. Notayı şafir böyle. Çek aşağı, yukarı çek. İn aşağı, yukarı çek bakalım. Ne? Ayin yapıyorlar. İlah yapıyorlar. Müzik eşliğinde. Mümkün Batı müziğinde kökeni kilise müziği muhtemelen böyle. Oradan gelen Batı müziği de böylece. Kilise müziğine oradan geliyor. Yalnız ne yazık muhtemelenler ülkemize de Allah korusun müzik dinimize karışıyor muhtemelenler böyle. Ezgi adı altında, ilahi adı altında ne yapıyor? Sazlı cazlı yani barda gazın çalınan müzik eşliğinde ilah söylüyorlar muhtemelen böyle. Haram muhtemelen böyle. Haram muhtemelen Allah korusun böyle. Yani böyle bir sazı cazdı müzikle bir kimse şarkı söylesin günah daha az ilah söylemekten muhtemelen böyle. Çünkü ilahide ne var? Allah isman oluyor böyle. Hatta bazı radyolarda falan böyle duyuyor muhtemelenler Sarabat-ı Şerife. Allahümme salli müzik işten böyle. Hatta tekbir Allah'a böyle böylece. İlahiler böylece. Ve hukuk ulemalarına göre bir insan Allah'ın ismini, Peygamber ismini müzikle söylerse küfre gider gibi böyle böyle. Yani güya İslam radyolar ne yapıyorlar Allah muhteremler? Müzik girdi muhteremler böyle. Neymiş? Efendim işte dinleyici böyle istiyormuş, müzik de istiyor böyle. İsteyebilir miyim? Tabii gönülde iman zayıflayınca, yani böyle. Kişi zikrullah'dan zevk almayınca, ibadetten zevk almayan kişi ne yapıyor? Tabii yöneliyor, sapıkla yöneliyor Allah kusumdan böyle. Sonra haç kutsallaştı. Hep bunlar Vissalcan'dan 300-400 sene sonra muhtemelen böyle. Artık 313'te Konstantin Hristiyan oldu. Ondan sonra. Yani Hristiyanlıkta olmayan şeyler bunlar böyle. Hatta bugün İncil'de yok bunlar. Yani bugün güncel İncil deniyor. 4 İncil. Onda da yok bunlar muhtemelen böyle. Yani yılbaşı diye yok. Noa yurtusu yok. Hac diye bir şey yok bunlara böyle. Hac. Nedir hac? Hristiyan'ın güya haca girilişi. O şekil onlar için kutsallaştırıldı, haç çıkarma. Yani elini sağa sola ve götürme var böyle, yapmayın tabi bu şarkı muhtemelen, onu da yapmayalım şimdi bu şekilde. Onlar için ibadet bu muhtemelen. Boyunlara haç, mezar taşı, mezar başında haç. Putçuluk muhtemelen böyle. Peki Türkiye, var mı Müslümanlar bu Müslümanlarda? Var muhtemelen. Var ya çelenk var mı? Çelenk muhtemelen. O da haç muhtemelen. Ne var? Daire içerisinde muhtemelen böyle. O da ağaç muhtemelen böyle. Düz bir sopa böylece. Dikey. Sonra yatağı var bu şekilde böyle. Ağaç böyle böyle. O zaman bir daire alıyorlar. Alıyorlar içerisinde. O da ağaç put muhtemelen böyle. Put böyle böyle. Ne oluyor? Cenazeye falan ağaç çene gönderiyor muhtemelen. Onu götürüyorlar aşağı. Bazılarının başına koyuyorlar böyle. Hristiyanlık muhtemelen böyle. Hristiyanlık böyle. Bir de Noel Baba denen bir efsane, masal. Yani meşri zamanla olan bir şey. Aslı olmayan böyle. Güya bir yaşamış Antalya Demre mıntakasında
350 yıllarında miladi yaşamış güya. Gören yok mu teyze? Bilen yok. Adı Aya Nikola imiş. Hristi adı demiş güya. Bilen yok, gören yok, mezarı yok, hiçbir şey yok. Neymiş? Ermişmiş de efendim işte. Şişmanmış, tombulmuş, kırmızı bir şey giyermiş, çocuk hediye verilmiş. Mişmiş muhtemelen böyle. Ne oluyor? Bu da önce bunda prosesinde başladı bunu. Almanya'da başladı böyle bu. Noel Baba. Katolikler buna karşı çıktılar. İngiltere yasakladı bunu, yasakladı bunları. Hollanda, Amerika'ya sıçradırken bu şekilde Noel Baba belli tabii zamanda böyle. Ne yapıyorlar? Evlerini, vitrinlerini, şeylerini süslüyorlar böyle. O şiş, tombulmuş, şişmanmış, kırmızı bir şey giyermiş böylece. Çocuk hediye vermiş, şunlar bunlar muhtemelen böyle. Mişmiş böyle böyle. Bir adı da bir sahte bir ad var. Ay Nikola diye. Ama ne mezarı var, ne bir şey aktar muhtemelen böyle. Ne tarihte bir kaynağı dayanıyor muhtemelen böyle. Ne yazık ki muhteremler, ülkemize de Hırsızlığa da geçiyor. Öyle kraldan kralcı. Sonra Çam. Çam katta muhtemelen Çam. Bu nereden geliyor? Romalılar, eski Romalılar Çam ağacını kutsal sayarlardı böyle. Kış yapan dökmediği için. Yani ölümsüzlük simgesi diye Çam ağacını. Kış dökmediği için yaprağını. Ölümün simgesi diye onu kutsal sayarlardı. Ne yapıyorlar bunlar? Doğa gecelerinde efendim, çamlar böyle. İstanbul'un taksinde birkaç tane çam ağacı yere değişirken ne yaptı? Çevreciler orada karıştılar bu teyemde. Kan içerisinde döndüre böyle böyle. Ama yılbaşında binlerce, on binlerce, yüz binlerce belki çamlar kesiliyor diye taze fidanlar hiç ses yok muhtemelen böyle böyle. Hiç ses muhtemelen. Hani çevrecide sahtekarlar da mutlular böyle. Bir de onlar süsleme. Bu da Roma'dan, yani putperestlikten kalma bu da böyle. Konstantin o kültür yetiştiği için onu bırakamıyor gene böyle. Onu da Hristiyan'a sokuyor bu şekilde. Çam olacak o gece. Neymiş? Ölümsün simgesi. Yapan dökmüyormuş efendim. Süslenecek bunlar bu şekilde. Tabi bunun dışında sazı, cazı, çalgısı, içkisi, kumarı, fuhuşu hepsi gidiyor. Ne bunlar neye yapılıyor bunlar? Din adına yapılıyor. Karnavallar böyle. Mesela içki araba kullanmak yasak. Alkollü. Ama o gece karnı yürüdükten kalkıyor gece. Uygulamıyor karnı böyle. Neden? Her gece o gece 12'den sonra her sürücü yolda hemen hemen %90'ı alkolle muhtemelen. Kanun yasak bu ama o gece kanun da çalışmıyor muhtemelen. Bu nasıl girdi Türkiye'ye muhteremler? Yalnız Türkiye'de var muhterem, İslam aleminde böyle. Yani ben gezdiğim yerlerde 31 Aralığı bir ocağa bağlayan geceyi gelen yok hiç. Hiç bilmiyor muhtemelen. Hiç böyle. Normal böyle. Salı çarşambaya bağlayıyor. Hiçbir şey yok. Türkiye'mizde muhtemelen. Aydar öncesi. Aydar öncesi muhtemelen. Peygamberimizin aleyhisselam doğum gecesi ancak işte o günde de biliniyor. Biraz biliniyor muhtemelen böyle. Ama bak Noel ne oluyor? Aydar öncesinden biliniyor böyle. Okullarda da böyle, hele şimdi inşallah azalmış, bilmiyorum şu anda. Eskiden okullarda öğretmenler muhtemelen Noel yapacaklar, baba yapacaklar muhtemelen böyle. Onu sevdirme, çocuklara şeker meke verecekler, şunları, bunları. Yani bu millet nasıl bunlara girdi muhtemelenler? 26 Aralık 1925 yılında muhtemelenler, kanun çıktı Türkiye'de böyle. Takvimde tarih mebdeinin değiştirme hakkındaki kanun diye böyle. Takvimde tarih mebdei, mebdeye başlangıcının değişmesi hakkında böyle şöyle. Yani Muharrem ayı birken tarih başlangıcı, mebdeyi ne yaptı bunda bunu? Bir ocağa alındı bu dönemde. Kanunla böyle bu. Kanun oldu
Ve hicri takvim kaldırıldı, yasaklandı muhtemelen. Kullanılması resmi oluyor, kullanılması gerek böyle. Resmen bu kaldırıldı böylece. Düşünün muhteremler, Konstantin de öyle başladı işe bakma, Konstantin muhteremler. O da nasıl başladı? Noel gerisini evvela yılbaşı kabul ederek başladı muhteremler. Yani Roma takviminin mebdeyi, başlangıcı farklıydı bir zamanlar, önceleri. Ama Konstantin Hristiyan kabul edince ne yapıyor? Roma takviminin mebdeyini, yılbaşını Noel gerisi olarak, insan doğduğu gerisi olarak değiştiriyor muhtemelen böyle. Türkiye'de iş oradan başladı muhtemelen. Oradan başladı böyle. Evre takvim değiştirildi ve yılbaşı 1 Ocak yeni yılbaşı olarak kabul edildi böyle. Aslında bu Tanzimat'ta başlamış muhtemelen. Tanzimat fermanı. Mustafa Eşit Paşa'da renkli, mason. Uzun zaman yurt dışına kaldı bu. Paris, Londra, eş olarak kaldı. Uzun zaman kaldı. Oranın kültürüne benimsedi, Hristiyanlığı benimsedi. Masonlaştı orada. Bunu götürürler davetlere. Çıplak kadınlar, içkiler, şunlar bunlar derken bu. Bu din değişti orada muhtemelen. Sonra bu Türkiye'ye geldi. İngilizlerin şunun baskısıyla sadrazam, yani başbakan oldu muhtemelen böyle oldu. Ve bu Tanzimat fermanıyla, Gülhan'da okudu fermanıyla böylece. İlk olarak dinde gedik açma, yabancı okul açma, ya masonluğu serbest bırakma gibi işe başlandı oradan böyle. John Türk'e falan derken bir batılılaşma, yani Hristiyanlaşma başladı. Ve bu yılbaşı ile artık bu hızlandı mı resmen böyle. Devlet radyosu, o zaman radyo vardı, devlet radyosu, yılbaşı işi muhtemelen artık. O kadar böyle, şunlar bunlar, gazinolar, şuradan buradan, barlardan, canlı yayınlar, şunlar bunları. Hatta muhtemelen devlet memurları, üst diye devlet memurları böyle zorla getiriliyor bile balolara, eşine beraber gelecek bunlar böyle. Balolara ne oldu? İçkiler, kumarlar, şunlar bunlar. Ne çıktı bir de? Milli piyango bileti, milli piyango. Yani piyango haram. Kumar. Bunun milliyeti var mı kumarın? Deniyor günümüzde teröristin dini, imanı, milliyeti olmaz diye. Ya, milli piyango yok. Böyle sahtekarlı bu şekilde böyle. Hala devam ediyor böyle. Hala devam ediyor böyle. Yani kumar böyle artık resmen böyle bu kadar yaygınlaşıldı. İçkiler, kumarlar, fuhuşlar, danslar, cazlar, şunlar, bunlar. Ne oldu? Haya kalktı muhtemelen. Haya kalktı. Bir insan ilk defa günah işerken biraz çekimser kalır. Mesela bir kız diyelim muhteremler, köyde büyümüş ya da güzel bir mutlaka aile kızıdır kendisi, başı örtülüdür böyle. Bu kız evlendi, bir yere gitti böyle. Orada işte kayınvalidesi, görümcesi, kocası, yakınları baskı yapıyorlar baş açması için böyle. Bu açamaz birden beri, çok zor gelir buna. Çok zor görmeler. Ama bir defa açtı mı, bir dışarı çıktı mı, bakar bir şey olmuyor gibi muhtemelen böyle. Biraz tedirgin gene ama böyle. İki, üçlüdeki alışır buna muhtemelen. Alışır, sonra kapıyamaz muhtemelen böyle. İçkim, alkol mesela. Hiç almayan kişi ilk baştan korkar bunu, haram günah der bunu böyle. Ama bir defa biri az bir şey aldım, bir an verdiklerimi başladım bana. İki, üç derken alışır. Namaz da böyle muhtemelen. Namaz da bir insan bir iki bıraktı mı, bırakır sonra bırakır. İşte ne oldu muhterem bu şekilde? Yılbaşı çılgınlığı ile böyle kanlardan hayat kaldırıldı, ekte hayat kaldırıldı. Kumarbaz oldu insanlar, alkolü oldu insanlar, çılgınlık oldu, danslar, sazlar, cazlar derken bu şekilde. Tabii haram olan yerde diman kalmaz muhterem böyle. Yani bir gençlik Türkiye'de bir nesil gitti muhteremler. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i Ebu Davud'da Taberani'de, men şebbe teşebbi kavmin höhüm inhüm. Men teşebbe bi kavmin höhüm inhüm. Bir toplum insanlar, toplum kime benzerse, o da onlardandır. Onlara ver ama aşağıya gelecekler. Yani bir insan kime benziyorsa yaşantısıyla böyle. Şimdi bazı
yerlerde, hatta hutbelerde bile ne yapıyorlar muhteremler? İşte yani yılbaşı gecesini diyorlar, işte bir muhasebe yapalım diyorlar. Yani nefis muhasebe yapalım diyorlar böyle. Yılbaşı gecesinde. Doğru mu bu? Ya muhteremler. Yılbaşı diye bir şey yok ya muhteremler. Öyle bir şey yok böyle. Sonra millet aydan hiçbirinde kutsal gün yok aylarda. Kutsal ay yok onların böyle. Yani bu gece yılbaşıdır. İşte biz oturalım, tevbe edelim, ne muhasebe edelim demek, bu da yanlış muhteremler. O geceye kabullenme, o geceye bir anlam ve farklılık verme o geceye. Hatta kitaplarda yazıyor, kitaplarda muhteremler. Bir insan, tabi eskiden kitap yazıldığı zamanlar, yılbaşı belası olmadığı için, mecusilerden biliyorlar, ateşperestlerden böylece. Bir insan diyorlar, mecusi ateşperestlerin Nevruz'una katlansa, Nevruz onların bayramı 20 Mart'ta, mecusilerden böyle. Onların bayramına katılsa, ateş yaksa, ateşlerin üzerine atlasa, onlarla beraber yumurta, onlar yumurta bir şey yerler onlar. Renk yapar yumurta muhtemelen mecusiler. Yaparsa, Allah korusun, dinden çıkar diyor muhtemelen böyle. Buna tecih yaman lazım. Evlirse nikahın tazelemesi lazım muhtemelen bakın böyle. Yani bir insan sırf mecusiler o gün barım yapıyorlar diye kalkar da halay çeker onlarla beraber, ateş yakar, üzerine atlar, etrafına döner, onlarla beraber bir şey yerse, o gün de yaparsa ya da evine, çoluk çocuğuna her zaman almadığını, sırf o gün için özel bir şey evine alırsa, hediye olsun, bir şey olsun, alıp dinden çıkar muhtemelen böyle. Onlara benzediği işin muhtemelen böyle. Az cemaatimiz. Demek ki İslam'da yılbaşı diye bir şey yoktur. 31 Aralık neyse bir yolda odur. Hiçbir fark yoktur bunların böyle. O gece işte bu akşam yılbaşı. İşte televizyona bakarız da, biraz çerez alalım, işte koku alalım, oturalım derse, Allah korumasından dine çıkarım insanları Allah'tan böyle. Bak çerez diyorum, çerez, fındık, fıstık. Helal aslında bu böyle. Ya içki ne olur, içki içerse ne olur gece? Ya içki içerse, ya kuma oynarsa, tombalık şu bu olsun, adı ne olsun olsun böyle. Ya kuma oynarsa muhtemelen, haram yaparsa, olur böyle. Bir de milli piyango bileti muhtemelen böyle. Bilet böyle. Ne efendim şans deniyor, şansını. Nedir şans? İslam'da şans yok, kader var. Kader muhtemelen. Şans rastgele, rastgele. Hayır muhtemelen. İslam'da kader, takdir, Allah'ın takdiri var böyle. Ezel'e yazılmış, neyse olur muhtemelen. İslam'da kutsal şeylere saygı. Gerekiyor. Kutsal şeylere gerekiyor. Bir örnek vereyim. Bir zat varmış. Adı Bişri Hafi. Bişri Hafi. Hafi yalın ayak anlamına geliyor. Yalın ayak anlamına geliyor. Adı Bişir. Bu kimse alkolikmiş. Alkolikmiş böyle. Tabi o dönemde alkol yasak. Satılması, içilmesi yasak. Ancak gizli yerlerde İşte barakalarda, gece konularda içiyorlar bunlara böyle. Bu Bişir denen kişi bir gün alkollü. Vay alkol olmuşlar böyle. Yamuk yürüyor böyle. Bir saat sendeliyor böyle. Giderken bakıyor, bir kağıt parçası. Rüzgara geliyor, bir kaldırıyor, düşüyor. Yine kalkıyor, düşüyor böyle. Gidiyor böyle. İşte merak ediyor. Gözü kaçıyor, bakıyor. Üzerinde Allah'ın ismi var Celle Celaluhu'da. Üzerinde Allah'ın ismi var, ne varsa böyle. Allah ismi Celle'yi görünce alkolik, zor yürüyor. Onu görünce hay diyor. Benim Allah'ımın ismi yerde sürünüyor böyle böyle bak. Allah saygısından hemen onu alıyor, öpüyor başına koyuyor muhtemelen böyle. Gidiyor tabii öyle böyle. O gece o kasabada bulunan bir Allah dostu, büyük adam.
Yani hem velayette hem ilimde böyle. Tanınmış bir kimseymiş kendisi memleketi o kasabada. Ona rüyasında bir emir veriliyor. Rüyasında. Tam bir şey görmüyor. Mevlam buyuruyor. Ona emrediyor Mevlam. Benim diyor Bişir kuluma git. Benim Bişir kuluma git. Ona söyle. Yönü kuluma kabul ettim. O bana dönsün gelsin bana gelsin. Uyanıyor. Allah Allah. Bişir, tek Bişir orada böyle. Alkolün biri böyle. Kimse bakmıyorsa onun da kendisine böyle. Aşağılanlar toplam kapı bir insan böyle. Herhalde bu şeytanın dedi böyle. Bu rüya şeytandır böyle diyor. Önem vermiyor buna böyle. Evet mesela çekiyor. Allah şeytan sığınıyor. Yatıyor. Uykuya dalıyor. Yine aynı şey. Benim bir kişi kuluma git. Ona söyle. Ben o kuluma kabul ettim. Demesin bana gelsin artık. Allah Allah. Gene kalkıyor ama ya nasıl olur ya bu bir şey Allah ondan razı olacak. Allah'ın kabul ediyor kuluna. Bu nasıl olur bu böyle bu? O yüz döner mi? İslam'a gelir mi o? Namaza gelir mi o Bişir? Gene bu şeytandır olabilir böyle diyor. Gene elzimesi çekiyor, felaktan sokuyor. Allah şeytana sığınıyor, yatıyor. Yine bunu görünce artık halk inanıyor. Şimdi sabah oluyor, evine gidiyor. Bari dışarı, Bişir, Bişir. Hanım çıkıyor. Ne var? Bişir evde mi? Yok. Nerede? Nerede olacak diyor. Meyhanede gitti Bişir. Meyhanede böyle. Nereye gidiyor meyhaneye? Bilmiyor tabii bu. Ne biliyorsun bu Allah dostu meyhaneyi? İşte filan yerde var bir şey böyle. Orada içiyorlar böyle. Oraya gidiyor. Bir yerde oturuyorlar o zamanlar. Bir hasır üzerinde. Öyle içiyorlar böyle. Gizlice içiyor da yasak tabii de. Dıştan bağırıyor kapıda. Bişir, bişir, bişir. Meyhane sahibi duyuyor çıkıyor. Bakıyor o tanımlı bir adam memlekette. Herkesin seyir sahibi bir insanı görünce şaşırıyor böyle. Hafifen buyur ayrıla ayrıla diyorken Bişir burada mı? Burada. Ona size biraz gelsin bakalım buraya diyor böyle. Şey gülüyor Bişir kalk diyor. Kalk çabuk seni falan kişi seni çağırıyor. Ona da yanına yakmışlar asırı otur işte. Hemen çıkıyor. Ne var? Bişir diyor bana rüyamda diyor üç tane emir verdiler bu gece. Allah buyurdu rüyamda cercal ediyor. Benim Bişir kuluma söyle. Onu ben kuluma kabul ettim. Ondan razı oldum, dönsün bana geç dedi böyle. Bu sözü bir şey duyunca muhteremler, değişiyor muhteremler. Yanıyor muhteremler böyle. Yanıyor böyle. Ya Allah kulu mu dedi bana? Allah benden razı mı olmuş? Allah bana dön mü diyor böyle, döndüm Allah'ıma diyor muhteremler. Hemen eve gidecek, banyo yapacak muhteremler. Yanıyor böyle. Bakıyor, meyhaneci bakıyor, bir şey diyor, bir şey ayakkabılarımı da kaldır diyor. Kalsın var, ben deme artık. Deme muhtemelen. Hemen evine gidiyor kendisi. Hemen banyoya giriyor. Gusül abdestini alıyor, ikiye namaz kılıyor. Tevbe namaz ediyor bana. Secde kapını başlıyor ağlamaya. Allah'ım, ben senden kahırmışım Allah'ım. Allah'ım sana döndüm. Affet Allah'ım diye böyle. Böyle gözyaşı döküyor. Ve kendisi büyük evli oldu muhteremler. Bu ben tevbe ettiğim zaman ayaklarım yanlattı diye hep yanlaya gezmişler ben. Hiçbir ayağı girmiş, hep yanlaya geziyor böyle. Tevbe ettiğim hali konuda böyle, öyle geziyor. Tabi o dönemde hayvanlar geliyor çobandan akşam üzeri, sabah gidiyor hayvanlar da böyle. Bunun sokağından geçen hayvanlar hiç orada pisliyor muhteremler böyle. Bak muhterem. Hiçbir hayvan böyle. Bunun büyük sokağına geçerken hiçbir hayvan böyle ne dışkı ne idrar hayvanlar böyle. Orada tertemiz orası böylece. Bir gün çobandan geçerken bakıyor hayvan biri işiyor, bir gün şey yapıyor. Eyvah bir şey öldü mü acaba diyor muhtemelen böyle. Bir şey mi öldü muhtemelen böyle. Bir şey hafif. İşte muhtemelen dine böyle saygı bakın muhtemelen. Dine saygı böyle. Dine sarılma muhtemelen. Dine sahiplenme muhtemelen. Dine sahiplenme muhtemelen böyle. Dine gelen zarar hepimize gelir muhtemelen. Eğer biri günah gizli işlenirse ancak günah işleyen kişi bundan sorumludur. Onun başına gelen ceza ona gelir muhtemelen. Ama bir günah açıkça yapılırsa, topluma sarılırsa o zaman bela, musibet genel gelir muhtemelen. İslam alemi bakın bugün hep tabii yanık muhtemelen, gönüller muhtemelen.
Ama mutlaka suç bize de var muhtemelen böyle. Devam muhtemelen böyle. Bize suç var böylece. Gelin Avrupa'ya muhtemelen, üstüne Hristiyanlara gelin muhtemelenler. Avrupa bitti muhtemelen böyle. Bitti var muhtemelen böyle. İki tane dünya savaşı gördü Avrupa muhtemelen. İki dünya savaşı gördü muhtemelen. Milyonlar öldü. Üçüncü sonlar olacak onlar muhtemelen. Son böyle böyle. Tamam sapıttılar muhtemelen. Tapın sapıttıları böyle böyle. Hristiyan'a yayma, misyonerler böyle. İnsanı ayırma. Eğer bir Hristiyan bir baş başa geliyorsa, o insan hakları şunlar bunlar, bir tek insan için savaş çıkaralım muhtemelen böyle. Ama öler Müslümansa, denizde boğulan, Akdeniz, Ege Denizi'nde boğulan Müslümansa, bırak boğulsun öyle muhtemelen böyle. Yani Hristiyanlık, onlar insan Hristiyanlara göre muhtemelen böyle. Neyi var Hristiyanlığın muhtemelen ya? Neyi var muhtemelen böyle ya böyle ya? Tamamen bir saçmalık muhtemelen, saçmalık bir şey böyle böyle. Hristiyan bir şey muhtemelen böyle. Ve ne yapıyor onlar? Hristiyanlık adına doğa yortuları, paskal yortuları, Meryem Ana günleri, şunları bunları sırf çılgınlık muhtemelen de. İçki, fuhuş, danslar, cazlar, şunlar bunlar, karnavallar böyle. Artık sapıklığın ötesinde bir hal böyle muhteremler. Ama muhteremler yakın muhteremler böyle, Avrupa bitti muhteremler böyle. Yani Avrupa çökecek muhteremler böyle. Hristiyan çökecek muhteremler bu şekilde. Yani gün İslam olacak inşallah muhteremler. İlahi Teala Fatiha.